Buzullar dağ zirvelerinde hiç erimeyen ve yer çekimi sayesinde yer değiştiren büyük kar ve buz kütleleridir. Eğimli arazilerde uzun yıllar süren birikme sonucu biriken kar kütlesinin önce buz kar sonra da buzlara dönüşmesiyle ortaya çıkmışlardır. Buzullar okyanuslardan sonra dünyadaki ikinci büyük su deposu ve en büyük tatlı su deposudur. Dünyamızdaki tatlı suyun %98,5'unu oluştururlar. Hemen hemen dünya üzerinde her kıtada buzullara rastlanmaktadır. Bu buzullar kutup bölgeleriyle yüksek dağların tepelerindedir. Buzul oluşabilecek bölgenin deniz yüzeyinden yüksekliği enlemin artmasıyla azalır. Dünyanın farklı bölgelerindeki buzullar farklı yüksekliklerde bulunmaktadır. Buzulların oluşumu ve yapısı. Buzulları oluşturan kar sürekli olarak donma ve erime ile karşı karşıya kalır ve taze yağan kar tanelerinden bir çeşit taneli kar olan buz kar haline dönüşür. Üzerindeki buz ve kar katmanlarının basıncı altında bu taneli kar daha yoğun olan eski kara dönüşür. Uzun yıllar süren bir dönemden sonra eski kar katmanları daha da sıkışmaya maruz kalarak buzulu oluşturan buza dönüşür. Buzulun alt katmanları da basınç nedeniyle erime ile karşı karşıya kalır ve buzulun tamamı bir akışkan gibi hareket eder. Buzulların üst katmanları kırılgandır ve belli zamanlar sürecinde yarıklar oluşturur. Bu yarıklar nedeniyle buzulların üzerinden gerekli güvenlik önlemi alınmadan gitmek tehlikelidir. Eriyen buzul suları buzulun içinden ve altından tüneller kazarak akar ve buzulun hareketini kolaylaştırır. Buzulların oluşabilmesi ise bulundukları enleme ve iklime bağlıdır. Kutup bölgelerinde bulunan buzullar deniz seviyesindeyken Alp dağlarında 2700-3500 metre yüksekliktedirler. Buzulların oluşması ve devamlılık sağlaması için yağış olması ve yağarak biriken buzun aşınarak kaybolan buzdan fazla olması gerekir. Çok soğuk iklimlerde bile yeterince yağış almayan bölgelerde birikme olmayacağından buzullar da oluşamaz. Buzullar neden hareket eder? Buzullar içeriden ve dışarıdan olmak üzere iki farklı şekilde hareket ederler. Buz kalınlığı 50 metreyi geçene dek oldukça kolay kırılan bir katı madde gibi davranır. 50 metreden daha derin oluşan basınç, buzun plastik hale gelmesine ve akmasına neden olur. Buzulu oluşturan buzlar üst üste birikmiş molekül katmanlarından oluşur. Bu katmanlar arasındaki bağlar zayıftır. Stres iç bağ kuvvetlerini aştığında katmanlar birbirinin üzerinden kaymaya başlar. Buzulun tabanına doğru basınç arttıkça buzulun erime noktası da azalır. Bu sebepten dolayı ise buz erimeye başlar. Buz ile kaya arasında hareket sonucu oluşan sürtünme ve dünyanın içinden gelen jeotermal ısı da erimeye yardımcı olur. Ilıman buzullar genellikle bu şekilde hareket eder. Buzulların oluşturduğu yer şekilleri. Buzullar yeryüzünü aşındırma, taşıma ve biriktirme yoluyla şekillendirirler. Buzullar değişen iklim koşulları altında kalınlaşır, erir ya da basıncın veya yamaç eğiminin etkisiyle hareket ederler. Bu hareketleri sırasında bulundukları zeminde cilalama, sıyırma, sökme, koparma şeklinde aşındırma yaparlar. Bu aşındırmalar sonucu buzulların oluşturduğu farklı yer şekillerini ise şu şekilde inceleyebiliriz. Buzul taş, buzul vadisi, aret, buzul boynuzu, hörgüç kaya, esker ve löz çökelleridir. Buzul tipleri. Buzullar dağ buzulları ve kıtasal olmak üzere iki tipe ayrılırlar. Dağ buzullarına örnek olarak vadi buzulu, yamaç buzulu, buz yalağı buzulu, dağ eteği buzulu, kıyı buzulu, doruk buzulu ve kaya buzullarını verebiliriz. Kıtasal buzul tiplerine örnek olarak ise buzul şapkaları ve kutupsal buzul şapkasını verebiliriz. Aynı zamanda buzullar sıcaklıklarına göre sınıflandırılabilirler. Örneğin ılıman buzul, soğuk buzullar, kutup altı buzulları gibi. Bu tabloda dünyamızdaki kıtalara göre bazı büyük buzulların isimleri listelenmiştir. Tüm bunlara ek olarak sadece dünyamızda değil farklı gezegen sistemlerinde de buzullar bulunur. Örneğin Mars üzerinde kutuplardaki buz şapkalarının dışında da buzulların izlerine rastlanmıştır. Hatta kutuplara yakın bölgelerdeki bazı kraterlerin çatlaklarında hala bazı buzulların bulunduğu sanılmaktadır. Jüpiter'in doğal bir uydusu olan Ganymede'nin yüzeyi su buzu ve silikatlardan oluşur. Jüpiter'in diğer iki uydusu olan Callisto ve Europa'nın yüzeyleri de su buzundan oluşmuştur.
Ayrıca dünya 2.4 milyar ve 700 milyon yıl önce iki kez tümüyle buzlarla kaplanmıştı. Okyanusların üzerinde bile 1000 metreyi aşan bu buz tabakaları oluşmuş ve daha çok kuzey yarımkürede etkili olan 115 bin yıl önce başlayan son buzul çağı 11.700 yıl önce sona ermiştir. Geçmişte dünyanın çok büyük bir bölümü buzlarla kaplı iken günümüzde küresel ısınma probleminden dolayı zaten az sayıda olan güncel buzullarımız ve buzul canlılarımızın da geleceği tehdit altındadır. Peki siz küresel ısınmanın buzullarımızı yok etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce insanlık bu sorunun üstesinden gelebilecek mi? Düşüncelerinizi bizimle yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle.